sermişim. Kuzeyden güneye kilim sermişim. Doğudan batıya gönül vermişim. Kuzeyden güneye kilim sermişim. Hep sevgi demişim, dostluk demişim. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. 74 milyon kardeş bilmişim. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Semaya açılan eller aşkına, yalvarıp yakaran diller aşkına, peygamber kokulu güller aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ey kardeş ben sana başka ne diyem, hele bir yol dinle gene söyleyem. Kabe'de okunan Kur'an aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Dağlarda inlerken o garip kova, sazında dirilir Mustafa Kemal. Dağlarda inlerken o garip kova, sazında dirilir Mustafa Kemal. Bu bayrak, bu toprak, bu vatan helal. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ya ölüm demiştik ya da istiklal. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Hep aynı yağmurun taneleriyiz. Meriç'ten Dicle'ye akar sevgimiz. Memleket deyince tek bir yüreğiz. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ey kardeş ben sana başka ne diyem, hele bir yol dinle gene söyleyem. Merhamet hoşgörü sevgi aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Tek ana babadan kardeş misali. Canlar otağında bir taş misali. Tek ana babadan kardeş misali. Yunus Emre Hacı Bektaş misali. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Yunus Emre Hacı Bektaş misali. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Rabbine emanet olsun Türkiye'm. Yeter artık bu kin, bu nefret bitsin. Barışa duyulan bu hasret bitsin. Kardeş kanı döken bu cinnet bitsin. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Ey kardeş ben sana başka ne diyem, hele bir yol dinle gene söyleyem. Edirne'den Kars'a birlik aşkına. Allah'a emanet olsun Türkiye'm. Allah'a emanet olsun Türkiye'm.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aslında galiba hep bir ağızdan sadece Türkiye demeliyiz. Türkiye. Türkiye demeliyiz. Tek bilek, tek yürek, Türkiye. Hayırlı bayramlar olsun hepimize inşallah. Bundan sonra kan dökülmeyen günler gelsin, barış dolu günler gelsin inşallah ülkemize. Anaların üzülmediği, ağlamadığı, eşlerin, çocukların boynunun bükülmediği güzel bayramlar diliyoruz biz Türkiye'mize, vatanımıza inşallah, inşallah. Evet. Şevval Hanım çok güzel ifade etti, çok güzel özetledi. Üstüne söyleyecek bir şey yok. Sadece şunu eklemek istiyorum. Bu topraklar doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Hepimizin. Hepimizin. Ve zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi bileylememiz, pekiştirmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Şairin dediği gibi inşallah bundan sonra bayramlar bayram olsun. İnşallah, inşallah. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Şehit annelerinin ellerinden öpüyoruz. Asker ailelerine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah en kısa zamanda evlatları, tırnakları taşa değmeden Allah yuvalarına dönmeyi nasip etsin. Askerimize, polisimize Allah'ın sabır versin. Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Ama inşallah her şey güzel olsun. Bugün gene inşallah dualarımız gibi türkülerimizi, şiirlerimizi de ortak payda yapalım. Çünkü hep söylüyoruz, tekrar edelim. Ortak paydalarımız bizim ortak faydalarımızdır. Onları ne kadar çoğaltırsak o kadar aydınlık bir Türkiye için güven duyabiliriz. Biz varız, siz var mısınız? Buyurun hocam. Evet, şöyle şeker tadında bayramları özlüyoruz gerçekten. Yine güzel güzel türküler olacak, güzel güzel efendim şiirler olacak, ama bir taraftan da eski bayramları özler mi olduk acaba? Eskiden her şey daha mı güzeldi? Bilmiyorum, ben kendi adıma öyle diyorum. Benim çocukluğumda bayramlar daha güzeldi, çok daha keyifliydi. Çünkü küçük şeylerden mutlu olmasını biliyorduk. Öyle değil mi? Hepimiz mutlu olabiliyorduk. Bir güzel böyle bayram sofraları kurulurdu. Fazla bir şey olmasa da gönüllerimiz o kadar dolu, o kadar doluydu ki sevgiyle doluydu. O günler geri gelsin istiyoruz. Birlik, beraberlik içinde olduğumuz günler geri gelsin istiyoruz. Ki bugünlerin geleceğine de gönülden inanıyoruz inşallah. Her şey güzel olsun diyoruz. İyi bayramlar olsun. Ne yapıyoruz? O zaman şöyle güzel bir türkü söylesin Fatih Bey bize. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan. Hep sen mi ağladın,
hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünya. Sen beni gör. Mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere, ömrümü boş çalan yere, ömrümü çalan dünyada, boş yere çalandı. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalan dünyada, gülen dünyada. Yalan dünya, yalan dünya, yalan kalbimizin gülen dünya. Ben ise yandım, dünyayı görünce olacak sandım. Sen ağladın canım, ben ise yandım, dünyayı gönlünce olacak sandım. Boş yere vardım. Boş yere kaldım. Yerengi gözümde solan dünya, solan dünyada. Ah yalan dünya, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalan gözümde gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünya, yalandan yüzüm gülen dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünya, yalan dol yüzüm. Gülen. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu türküyü içimde çok hissediyorum. Ama sizin de yüzünüze baktım. Siz de bu türküyü çok hissediyorsunuz. Demek ki her insanın içinde bir kırılganlıklar, yaşayamadığı bir şey, mutlaka bir mutluluk, yani mutluluk arayışı, değil mi? Bir böyle pişmanlıklar mı oluyor? Ah keşke şu da olsaydı, ah keşke anam yanımda olsaydı. Mesela benimki bu.
Keşke annem sağ olsaydı da bayramı hep beraber geçirseydik. Belki siz de diyorsunuz ki ah keşke babam sağ olsaydı, kardeşim sağ olsaydı, evladım sağ olsaydı. Ya da gurbet ellerde, uzaklarda ah keşke kızım yanımda olaydı. Bir bardak çayımı da elime vereydi de ben de bayram göreydim diyen anneler var. Ha? Bir bardak çay mı dedi Mustafa? Bir bardak çay dedi. Şimdi bizim Fatih Bey'in biliyorsunuz en çok sevdiği şey çay. Yani içeceğim. Hatta ve hatta bazen biliyor musunuz gece beni uykudan uyandırıyor. Eyvah, gerçekten. Eyvah. Bir şey soracağım. Allah aşkına bir kalksana gel. Eyvah, şunu eyvah. Çok merak ediyorum. Gece 3'te kalkıp da kocasına çay yapan kadın var mı? Var mı? Kaç tane? 2, 3, 4, 5. Fatih Bey, bu Şebnem Hanım'ın kıymetini bil. 5 tane. Bak 5 tane. 5 parmak. 5 parmak. Bana diyor ki gece ama niye? Ama niye? Ama niye? Bir şey sorayım bakayım amcama ne diyecek ama Fatih Bey de hak etmiyor mu amca şimdi? Helali hoş olsun. Değil mi? Helali hoş olsun. Teşekkür ederim. Değil sağ mi? Bizim, sana da helal olsun. Sana bizim da helal Karadeniz'in olsun. Çayları sana feda olsun bey. Bizim Karadeniz'in çayı. Oy bizim Rize'nin çayı sana feda olsun. Gerçekten öyle. Ha, biraz sesim çıktı. Çay elinden o yani gider o yani yani gider o yani. Sırtındaki serfetun ben ağlarım ben ağlarım ben ağlarım ben sırtındaki serfetun ben ağlarım. Çaya bu kadar mı? O zaman selamlarımız şöyle Karadeniz'e gitsin değil mi? Bütün Karadeniz'i dolaşsın inşallah. Evet. Fatih Bey mavinin... Karadeniz yemeklerini çok sever. Şimdi ben Karadenizliyim, Fatih Bey doğulu. Baba tarafından İstanbulluyum ama annem tarafından Karadenizliyim. Şimdi evet. Şimdi Fatih Bey de doğulu. Bizim evde maşallah İstanbul'un da kültürü var, Karadeniz'in de kültürü var, Doğu'nun da var. Zaten İç Anadolu'da büyümüşüm, oranın da kültürü var. Biraz ailede suyun öte tarafından var, Balkanlara da gidiyoruz babaannem tarafından falan. Yani, dünyalıyız yani. Dünyalıyız, evet. Türkiye'nin her tarafından. Şimdi bugün dedim ki Fatih Bey'e, bayram sofraları, babam gelmeden olur mu Ali Ekber? Ali Ekber gelmiş oradan diyor ki bu adam benim babam var mı? Bu adam benim babam olmadan program olur mu sizce? Olur mu? Biraz sonra ben de dedim ki o zaman Fatih Bey dedim. Bir dedim böyle bizim o taraftan yapalım. Bir dedim böyle sizin o taraftan bir bayram sofraları değil mi? Olsun bayramlarda böyle hani gerçi önemli olan insanın gönlünü doyurması. Hani mutlaka bir su böreği mutlaka yapılır her evde. Bir sarma yapılır değil mi? Başka ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Ha? Tatlı olmadan zaten olmaz değil mi? Evet. Mantı mı? Mantı Kayseri mantısı. Biz de içli köfte de yapıyoruz. Ha? İçli köfte yaparlar. Fatih Bey'i duyuyor musunuz ne diyor? İçli köfte içli. İçli köfte, köfte yapılır, burma yapılır tatlı olarak. İçli yani, köfte yapılır. Evet. Annenin ellerinden öpüyorum. Burada kayınvalidemin ellerinden öpüyorum. Benim annem yok biliyorsunuz ama annem son günlerinde. Ben çok erken evlendim. Küçük yaşta evlendim, gelin oldum gittim. 21 yaşındaydım. Benim annem kanser hastasıydı. Ve kayınvalidem hep onu anlatır. Annem... Ben yoktum, odanın dışındaydım. Bir gün annemin elini tutmuş, kayınvalidemin. Ve demiş ki, benim kızım sana emanet. Ben demiş, bırakıp gidiyorum. Bundan sonra kızımın annesi sensin. Hakikaten kayınvalidem bana annelik yaptı. Babam hem annelik hem babalık yaptı. Buradan bu vesileyle o zaman... Büyüklerimizin ellerinden öpelim. Ben babamın ellerinden öpeyim. Kayınvalidemin ellerinden öpeyim. Sizler de annelerinizin,
babalarınızın ellerinden öpün. Olmayanlara da bir Fatiha gönderelim inşallah. Ve o zaman bir bayram şiiri. Bu bayramda gelemedim anneyi. Tam zamanı. Bütün annesini evet kaybetmişler için bir okuyalım. Hepimiz için. Geceler yarim oldu. Hadi bakalım. Ve bütün Mehmetçikler için olsun, olur mu? Evet. Geceler yârim oldu, anam anam garibim, ağlamak yârim oldu, anam 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 garip. Her dertten yıkılmazdım, anam 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 anam, ah garip anam, içler yanam, güzel anam, ay güzel anam. Sebebim zalim oldu, anam 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 garip. Sebebim zalim oldu, anam anam garip. Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor anne? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti? Bu sensiz geçen kaçıncı bayram? Öpemedim elini. Kaç bayram geçti? Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerim. Büyütemedim annem. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim annem, ateşi söndüremedim. Bak, bu bayramda gelemedim, bu bayramda gelemedim. Öpemedim elim, oysa ellerin, ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerim, bilsen nasıl özledim annem. Bilsen nasıl özledim, bilsen nasıl özledim. Hüzün rengi gözlerini, seni özledim annem. Sesini, nefesini, sabahları reçel sürmeni, ekmeğimi, çayımı demlemeni, üşüdün mü, hasta mısın demeni özledim annem, pencerede beklemeni, coşku dolu bir bayram sabahı, gülerek kapıyı açmanı, sarıp sarmalamanı özledim annem, kızmaların ardından bağışlayan yanlarımı, affet beni annem, ne olur affet beni, dinlemedim sözlerini, kıymetini bilemedim. Ne olur affet beni annem, ne olur affet. Bu bayramda gelemedim, bu bayramda gelemedim annem. Bu bayramda gelemedim. Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Şimdi senden çok uzaktayım. Gözyaşlarım söndürmüyor hasretim. Yanmaktayım annem, kanamaktayım. Dört yanım karanlık, dört yanım duvar. Sonradan kormuş ay. Sonradan kormuş sensizlik yeni anlamaktan. Bu bayramda gelemedim anam. Çok uzaktı, çok uzaktı, çok uzaktı. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim annem, söyleyemedim. Anam,
Anam, anam diyemedim. Ah annem ah, öyle özledim ki, öyle özledim ki sızlar burnumun direği bilemezsin. Bilemezsin annem, göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim annem, bilsen nasıl özledim, bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcacık çorbanı özledim annem. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniye ref sarmanı, her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim annem, arkamdan ettiğin dualarını. Sen anasın, sen anasın annem, beni anlarsın. Ne olur beni anla, ne olur beni affet annem. Bu bayramda gelemedim, bu bayramda gelemedim annem. Bu bayramda gelemedim, gelemedim annem. Bayram gelmiş neyime, anam anam garip oldum. Kan damlar yüreğime, anam 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 yetim. Kan damlar yüreğime, anam 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 garip. Sürpriz yapayım. Şimdi bayram sofrası, bayramda evde olamadığımız için biz de bayram sofrasını evet, buradan kurduk. Biz tabii böyle sıkışınca alo Naciye hattına başvuruyoruz. Karadeniz'in değil mi ablası Naciye Kalender ablamız, hakikaten soyadı gibi kendi de. Bana bak, niye ayaklarını böyle yapıyorsun? Yükseldiğini fark ettiniz mi? Yükseldiğini fark et. Dur, yap normal boyunu. Normalim işte. Normal ama bir dakika, onda da topuklu ayakkabı. Şimdi ben uzunum. Fatih Bey uzun. Sokakta beni görünce şaşırıyorlar. Şebnem Hanım, sizin ne kadar uzun boyunuz varmış. Boyunuz kaç diyorlar. Dedim 1.78'de iki tane doğurunca 76'ya düştüm. Ama öyle. Her doğum biliyorsunuz kadınları birer santim kısıyor. Aynen. Sen ben kaç tane doğurdun? Ben de iki tane. İki tane. İki tane uşak ettim, yeter. İki tane yeter. Uşak uşak yeter. Şimdi Fatih Bey. Evet. Evet, burada benim Fatih sofram var yani. Çok sevdiği sofra Karadeniz sofrası. Evet, doğru. Çok seviyor. Yani açık söyleyeyim, kaç tane Karadenizli tanırsın bilmiyorum ama sabah kahvaltısında hamsi evet, yiyenlerden biri de benim. Evet. Gerçekten. Bütün Karadeniz'e selam olsun. Yeşille mavinin örtüştüğü o en güzel topraklara selam olsun. Ve aynı zamanda Naciye Hanım'ın ben sürekli müdavimiyimdir. Evet, Fatih Hocam. Şebnem Hanım çok değerli. Teşekkür ederiz. Ama acaba şimdi ben şunu merak ediyorum. Ha, dur, sana bir şey soracağım. Ne diyorsun bana? Bu hamsiyi ben mi sevdirdim adama, sen mi sevdirdin adama? Ben bunu merak ediyorum şimdi. Onu Fatih Hocam versin cevabı. Ben nasıl, ne diyeyim? Fatih Hocam devamlı şimdi, bendeydi. Biz çünkü ben... Ama şimdi... Ben çocuk... Ne yapsın adam, ben durmadan çalışıyordum o ara. Sözünüzü bölmüyorum değil mi? Fatih Hocam benim iş yerim devamlı. Yeni geliyor geliyordu tabii ki. Hatta bir size bir de şeyimiz oldu. Kayınpederi oğlu gelmişlerdi. Unuttun mu sen onu? Unuttun mu Şebnem Hanım? O neydi biliyor musunuz? Nasıl canlı yayına? Bana bir şaka yaptı Naciye. Yine böyle işte burada çalışıyorum o zaman Kanal 7'de gündüz kuşağında. Bir baktım, dediler ki Naciye arıyor Karadeniz. Aa dedim, bağlayın dedim. Güzel, Karadeniz programı yapıyoruz zaten dedim. Onun için aramıştır. Abi baktım,
Yo, onun için değil. Şebnem Hanım dedi, efendim dedim. Flaş. Ha, sen anlat gerisini. Yok, devam et. Niye ben güzel anlatıyorsun. Ya ben mi güzel anlatıyorum? Evet. Bil bakalım dedi, benim yanımda kim vardır? Dedim, kim var? Ne bileyim, aklıma da gelmiyor. Düşündüm, düşündüm. Kim var? Sanatçıları falan sayıyorum. O mu var, bu mu var? Ha, yok dedi, Fatih Bey var. Dedim, aa ne kadar güzel falan. Ama dedi, bil bakalım yanında kim var? Esas soru o şimdi. Dedim, kim var? O mu, bu mu, şu mu, bir türlü şey yapamıyorum. Meğerse kim varmış biliyor musun? Kim olabilir? Kim olabilir? Ha? Vallahi birisi bildi. No, bilmedi. Ben ipucu verdim, oradan bildiler. Fatih Bey'in yanında başka hanım olamaz. Kayınpederi varmış, benim babam. Benim babam. Şebnem ama... Başka birisi olur mu? Alkışlayın adamı canım. Aa. Fatih Hocam'ın lafının arasına girdik. Hamsi'yi anlatıyordu Şebnem Hanım. Ha, Hamsi'yi anlatacak. Vallahi... Biraz sonra bir de ben bir şey daha anlatacağım. Saçları sarıya boyadım ya. Hani bir hikaye daha çıktı buradan. Onu da biraz sonra anlatayım. Hadi Hamsi'yi anlatın bakın. Bunun adı Hamsi Kuşu. Ha, bunu babaannem de yapardı. Evet. Annem de Hamsi Kuşu yapar. Yapar. Ben bir şey söyleyeyim. Biz doğuluyuz ama mesela etrafımızda çok sayıda nehir vardır. Fırat vardır, Dicle vardır, Karasu vardır, Munzur vardır. Dolayısıyla ben çocukluğumdan itibaren gerçekten nehir balıkları, göl balıkları ile büyüdüm. Ve balığa gerçekten canımı veririm. Değil mi? Ama Naciye Hanım'ın şu hamsi kuşunu bekliyorum ki program bitsin. Şebnem Hanımcığım, ben yemekleri götürürüm sağa. Sen tanıtabilirsin onları. Niye ben tanıtayım? Ha, sen tanıt onları. De bak, bu şimdi neydi? Sınav yapıyor bana çaktırmadan. Sınav yapıyor bana çaktırmadan. Bu neydi kız? Karalahana çorbası. Biliyoruz herhalde. Herhalde azıcık bir heyecan biz... yapayım dedim. Yap yap, hadi yap. Anam, bu bizim bildiğimiz karalahana çorbası. Değil mi? Karalahana. Doğru mu söylüyorum? Şunu göster. Ha, Gülderen'cim. Vallahi bu çok güzel olur. Mısır ekmeğiyle beraber doğrarsın onu. Ama bu... Bana bak, bu Giresun Görele pidesine benziyor ha. Bu Rize pidesi. Rize pidesi mi? Evet, peynirli. Hepsi. Yapma ya. Hepsi bizimdir. Tabii. Hepsi değil mi? Tabii ki. Şimdi birazdan Giresunlularımız da var da onun için. Onlar da bizim. Değil mi? Onlar da hepsi bizim. Hepsi, bütün Türkiye ayrım bizim. Ayrım yok. Bravo. Evet, hepimiz bravo. Kardeşiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içindeyiz. İnşallah hepsi de bizim. Aha, bunun adı Laz Böreği. Ben ona bayılıyorum. O ağır misafir. En sona bırakalım. Ağır misafir Fatih Bey mi? Tabii ki. Estağfurullah. Değil mi? Turşu kavurma. Turşu kavurma. Bunu biliyorsunuz. Bu harikadır. Ya benim oğlan olsa tabii. Var ya, bunları görse hemen koşar gelirdi. Nerede? Hah, geldi tabii. Ha, Kaan nerede acaba? Nerede, geldi. Nerede? Allah Allah. Vallahi geldi. Gel. Gel bakalım. Maşallah. Gel bakalım. Oh, yemekler de güzelmiş. Oğlan yemekleri görünce anasını unuttu. Oğlum bir bayramı gel, kutla. Gel Kaan'cığım, bir merhaba ha? Diye bir selamla. Bir bayramı kutlu, bir seyircilerimize merhaba de. Ha? Bir merhaba. Bütün Türkiye'nin ve bütün Kanal 7'de şu anda sizin huzurunuzda. Ha. Bütün Türkiye'nin bayramını kutlarım. Ha. Bravo. Evet. Maşallah deyin. Maşallah duyayım. Biliyorum şu anda bunu yemek istediniz. Hepinizin yerine ben bir öpeyim. Gel. Yalnız bakar mısın çocuk, rejiyi de değil mi? Babaanne. Herkesi diyor bayramı kutlu olsun. Babaanne sen anladın mı? Ne dedi? Teşekkür ederim maşallah yavrum. Maşallah. Ah canım benim, maşallah diyen dillerini. Maşallah yavrum. Maşallah. Bak şimdi böyle var ya, babaanne anneanne duaları almamız lazım. Değil mi? Ha, bir oku sen onu babaanne. Ha, oku bakayım. Ha. Nas felak. Başladı okumaya. Hadi bakalım, sen buradaki yemekleri biliyor musun? Şimdi hamsili pilav var. Tamila yapıyor ya şunu. Evet. Hamsi kuşu. O hamsi kuşu. Aynen. Bak burada lobya var. Ha? Lobya. Bu müthiş bir fasulyedir. Doğru mu evet, söylüyorum? Doğru doğru. Rize ile Erzurum arasında İspir'den gelir bu fasulye. Yani İspir fasulyesi ama Çayeli fasulyesi diye geçiyor. Çayeli fasulyesi evet. Diye mi geçiyor? Meşhur biz ettik onu çünkü Şebnem Hanım. Öyle mi? Çayeli'nin evet. Çayeli, diyorsun. Çayeli, evet. İspirlilerin de gönlünü kırmayalım. Olsun. İspirli'ye yetişe olsun. Bize gönderip biz pişiriyoruz. Değil mi? Tabii. Ha, bu da Laz böreğidir. Laz böreğidir. Ve dolmamız var tabii var. Ki. Ne yok, dolması? Sarma, karalahana sarma. Karalahana sarması. Sarmadır, dolma, biber ederiz. Dolma denmez, doğru değil mi? Sarma.
Karadenizimizin sofrasında mısır ekmeği olmadan da olmuyor. Mısır ekmeğine güzel bir alkış vallahi, değil mi? Mısır ekmeğine güzel bir alkış. Hop. Sen bunlardan en çok hangisini seviyorsun? Hı? Hamsi kuşumu sever Kaan. Hepsini sever de. Hamsiyi çok severim ben. Şimdi ben balığı çok severim. Hı. Balığın her türlüsünü yerim ama hamsi olmazsa olmaz. Olmaz. Hamsi olmazsa balıkların olmaz. Kralıdır değil mi o? Aynen. Evet, balıkların kralı. Karşı parmak. Sahne senindir. Gel bakalım. Seyirci senindir. Mızrap. Oturur, ben vereceğim mızrabını. Şimdi baba oğula bırakalım bakalım. Biz ondan bakalım. Sonra devam edelim. Naciye tamam. Teşekkür edelim. Ben güzel teşekkür yemekler ederim için bir güzel tanem. Bir alkışı bütün Karadeniz'e babam 8 köşe kasketiyle omzunda sakusuyla hey hey ah adam benim babam 8 köşe kasketiyle omzunda sakusuyla hey 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 cebinde yok parası bofradır Bitlis'tir cigarası yüreğindedir çekerim yarası yarası altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşı o adam ah adam o adam gibi adam benim babam, benim babam, benim babam. Hey 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 hey. Ağlama benim babam, ağlama çarım babam. Kara gün geçer babam, hey. Bu kapıyı kafaya gene çarım babam. Aldırma benim babam, hey. Ağlama benim babam. Ağlaman açar babam, kara gün geçer babam hey hey hey. Bir kapıyı kafaya gene açar babam, Allah büyüktür babam. Canım babam benim, kim bilir bu kaçıncı bayramı senden ayrı geçer. Seni öyle özledim ki, annemi öyle özledim ki, hiç alışamadım ben buralara babam. Gurbette günler geçmiyor, sabahları hala evimizde sanıyorum kendimi.
sanki annemin kokusunu alıyorum bayram sabahlarında. Canım babam benim, yoksa beni özlemedin mi diyeceksin şimdi. Ben seni nasıl özlemem, ben seni nasıl özlemem babam, babam, babam. Kahramanım, canım babam, canım babam. Anneme söyleme ama seni nasıl sevdiğimi bilirsin. Hatırlar mısın? Küçükken hep sorarlardı. Anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı diye. Ben şöyle bir utanırdım, başımı öne eğerdim. Ben ikisini de çok seviyorum. Annemi de, babamı da çok seviyorum derdim. Canım babam benim. Annemi de, babamı da öyle özlüyorum ki, öyle özlüyorum ki bilemezsin. Kim bilir bu sensiz geçen kaçıncı bayram. Kardeşimi de çok özledim. İlk doğduğu günü hatırladım bugün. Nasıl da ağlıyordu çığlık çığlığa. Hiç susmuyordu. Ben gelir giderken de çok ağlamıştı. Bu sefer içine akıttı gözyaşlarını. Sessiz sessiz iç çekişleri içimi parçalamıştı. Canım kardeşim benim. Gözlerine bakamadım. Baksaydım iki gözüm iki çeşme ağlayacaktı. Hepinizin yerine ben gelin giderken o gece annem bana sımsıkı sarıldı. Allah mutlu etsin kızım dedi. Allah yolunuzu açık etsin. Canım annem benim. Ana yüreği derler ya, sıcacıktı. Sarıp sarmaladı kanayan yanlarımı. Hiç ayrılmayacakmış gibi sarıldık annemle. Canım annem benim. Seni nasıl özlüyorum bir bilsen, bir bilsen. Babacığım, gelin olup giderken seninle vedalaşamadık. Duydum ki sen de çok ağlamışsın ardından. Evimizdeki o son gece ilk defa saçlarımı okşamıştın ya. Uyur gibi gözlerimi kapatmıştım hani. Oysa görmüştüm ağladığını. Zor gelmişti evden ayrılmak. Hele annemi ardımda öyle mahzun bırakma. Dert oldu içim. Anneme iyi bak baba. İlaçlarını ihmal etmesin. Hiç üzülmesin. Annem iyi olacak inanıyorum. Allah'tan umut kesilmez babam. Allah'tan umut kesilmez. Her vakit, her vakit, her vakit dua ediyorum babam. Her gün dua ediyorum. Her vakit dualarımdasınız. Canım babam benim, canım anam. Bana hakkınızı helal edin. Senin ve annemin ellerinden, kardeşimin gözlerinden binlerce defa hasretle öperim. İyi ki varsınız. Kilometrelerce uzakta da olsak, biliyorum ki hep yanımda, hep arkamdasınız. Allah'ım bizi birbirimizden hiç ayırmasın, hiç ayırmasın. Canım babam benim, canım babam, canım babam, babam. Bu adam benim babam, derdi dağlardan büyük, hiç harabeli dikük, hey hey. Ah adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beli bükük, hey 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 hey. Bir gün olsun gülmemiş, daha sedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için namerde eğilmemiş. O aslan benim babam, hey 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 hey. Ağlama aslan babam, ağlaman açar babam, kara gün geçer babam. Kapıyı kapayan yine açar babam, Allah büyüktür babam. Ağlama benim babam, kara gün geçer babam. Kim kapıyı kapayan gene açar babam. Rabbim büyüktür babam. Benim babam, benim babam mert babamdır. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı.
Hayatım boyunca ona özendim. Fedakar. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşamış, namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış. Koskoca bir çınar bu. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Öp bakalım babanın eline. Haydi öp bakalım. Ha? Evet. Ha, ne oldu? Beni çağırdınız. Boncuk takacak babaanne. Ne dedin? Nazar almasın yavrum hani. Nazar almasın. Nazar almasın sırtım benden. Ah oh, ben seni. Ellerini öpebilir miyim? Nazar almasın. Oh. Ah. Memleket neresi? Karadeniz. Karadenizliyim yavrum. Neresinden? Yeğenli köyü. Çavuşta eğne sarası şey, Trabzon'a yakın. Trabzon'a yakın. Evet. Ha. Evet yavrum. Oy Trabzon'da içi kalaylı kazan. Kederli günlerime. Geldi çattı Rimazan. Ha? Var mı? Söylüyor musun? Söylerim ama ben bilemem şimdi. Unutayım ben. Unuttun mu? Ha, unuturum. Peki yani. Amca rahmetli mi oldu? Ha, oldu yani. Oldu mu? Oldu. Allah rahmet eylesin. Kaç oldu. Sene oldu? Kırk yirmi sene oldu. Çok olmuş. Kaç sene beraber oturdunuz? 10 sene beraber oturdum. 10 sene? Değilme. 10 sene beraber oturdu. Gemiler çalıştı. Hiç yüzünü bile görmedim. Göremedi. Canım benim. Bak ama ne kadar iyi insan bugün. Şimdi herkes bir Fatiha gönderir. Allah evet, rahmet yavrum, eylesin. Yavrum, nurlar içinde yatırsın. Amin yavrum. Kaç amin. Tane çocuk var? 6 tane. 6 tane doğurdun. Evet. 10 senede. Maşallah. Seni seyrediyorlar mı? Yürüsü maşallah. Ha? Kadınım var dışarıda. Nerede? Evli çocuklarım var. O buradan onlara bir selam gönder. Gönderim ya. Bana bak gelin var mı gelin? Gelin. Kaç tane? 2 tane. Gel uzaklaşma, kaçma artık. Niye kaçıyorsun? Ha gel. Gel yanıma gel ya. Gel vallahi yabancı değil. Bak ailece yapıyoruz. Gel Fatih Bey sen de. Gel Fatih Bey de gelsin. Gel ninen sana nazarlık takacak. Teşekkür ederim yavrum. Şuraya bir bak ha. Hani bir nine. Nine. Keşke ben de senin gibi tatlı nine olsam böyle. Ha? Seninkilere bir selam söyle buradan evlatlara. Evlatlara selam söyleyeyim. Ha söyle. Kutlu olsun. Heyecan mı oldu? Heyecanlandım. Heyecanlandın mı? Ay canım benim ya. Ay canım benim. Nine bir şey nazar soracağım. Nazar boncuğundakiyim ben nazar boncuğum. Tak ha. Ben de onucuğum. Ah tak nazar boncuğuna. Dua da ettin mi nine? Dua ettim yani. Etti okudu. Ay ağzına sağlık. Okudu. Ben yardım edeyim dur. Dur neneciğim dur. Burası geçti. Kaç kız kaç oğlan var? Tamam süper. 2 oğlum 4 kızım var. Gelinleri seviyor musun? Çok seveyim gelinlerimi. Çok seveyim. Ama senin gibi tatlı kadını da kim sevmez? Onları da çok seveyim. Onları da çok seveyim. Ben de çok seveyim bunları. Onlar da seni çok seviyor. Oğlanımı da çok seveyim. Ay ne kadar güzel. Oğlanı da çok sever benim. Kaç tane torun var? Torun 20 tane var. Sayamıyor. 20 tane var. 20 tane var. Maşallah. Torunun biri burada. 2 kızım da burada. Bana bak bir şey diyeceğim. Hani 10 senelik durdum dedim ya. Sevdaluk ettin mi evlenirken? Yok kaynatan beğendi beni. Kim? Kaynatan. Ha kaynatan beğendi. Kaynatan beğendi beni. Ha. Ondan sonra gemilerde çalışıyordu. O yeni girdiydi ta. Ha. Kendi evlendi öyle gördük birbirimizi. Şimdi bak şimdi diyorlar ya. Ne gördük kızım ben? Sen şeyi seyrediyor musun programlarda diyorlar ya hani elektrik aldın mı? Elektrik aldım ne elektriği be? Ne elektriği? Ben elektrik alınca kızım hani ya. Ha? Diyor ki ya. Birbirimizi gördüm ama ısındığı zaman ısınırsın. Isınırsın elektrik diye bir şey olur yok, mu? Yok kızım. Ha, yok bir şey yok. Temel'e yok. Sormuş torunu demiş ki dede. Sen nedenle evlenirken elektrik aldın mı? Ha. Yok demiş hele oğlum demiş. Bizim zamanımızda elektriği yoktu da ben gaza geldim. Sevmedim Maniye'ye gidiyorum. Ha? Sevmedim Maniye ben. Sevmedin kendi, mi? Kendi köyümün çocuğuydu ama kendi ekrabamdı. Ekrabam olduğu için gayet hem beni beğendi. Oğluna nişanladı. O zaman gördük evlenirken. Adın ne? Adım Gülşan.
Gülüşan. Ama bak adı da güzel, güzel değil isim mi? Ne kadar güzel isimdi. Gülüşan ismi. Alkışlarımız Gülüşan Nene için. Gülüşan Nene'yi böyle gönderelim alkışlarla. İnşallah hak ettiniz ama değil mi? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Alkışları kaptık. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayır hayır. Şimdi bizim Kaan biraz yemek yemeyi de çok sever. Değil mi Kaan? Ha? Severim. Severim. Şimdi ben bu kadar Gülüşan Nene, ben bu kadar var ya böyle ağzının tadını bilen çocuk görmedim. Maşallah değil mi Gülüşan ninem? Şimdi bu bakar bir şeyi alır köftenin böyle yapar. Bu köftenin kimyonu yok. Kimyonu az olmuş. Değil mi?
Gurme gurme. Mesela bu çocuk asla ve asla böyle hamburgermiş, şuymuş buymuş dışarıda yemek yemez. Bizim bildiğin anam babam yemekleri, Anadolu yemekleri. En çok sevdiğin yemek hele hangisi bir söyle. Benim? Ha. Patlıcan. Kıymalı. Kıymalı neyi Gülüşannine? Ha, kızartıp da diyor yapılır Gülüşannine. Karnı yarık diyor. Evet, evet. Burada asker ailelerimiz de vardı. Haydi bakalım. Nerede asker? Torun anneanne misin? Anneannesiyim. Hı. Annesi rahmetli oldu. Ay. Trafik kazasında öldü. Ay. Biz büyüttük, askere gönderdik. Torunumu da evlendirdim. Ay. Kızımı da, yani o da torunum. Şimdi Ankara'da. Ankara. 5 ay oldu. Ankara'ya gitti. İyi haberlerini alıyorsun. Oğuzcan. İnşallah. Konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Söz de yaptım. Maşallah. Söz de sözlendi yaptım. Mi? Evet. Öyle mi? Evlendireceksin inşallah. Evlendireceğiz gelsin inşallah. Özlüyorsun. Çok seviyorum. Özlüyorum. Televizyonda askerleri gördükçe. Alıyorum hep. Allah askerleri hepsini korusun. Amin. Polislerimizi amin. De korusun. Amin. Amin. Kadınlarımızı da. Amin. Asker annesi de var galiba, değil mi? Evet, Rabia mı? Evet, Rabia ismi. Rabiacığım, oğlum, lütfen ayağa kalkabilir misin? Canım oğlum, ben seni çok özledim. Ay, nerede asker? Seni çok seviyorum. Urfa'da askerlik Urfa'da yapıyor. Urfa'da asker. Bayrama gelecek diye bekledim ama gelmedi. Gelmedi. Canı sağ olsun. Nasıl gittiyse öyle gelsin. İnşallah. Canı sağ olsun hepsinin. Allah bütün evlatlarımızı korusun. Allah askerlerimizi korusun, polisimizi korusun. Geceleri uyku tutmuyor. Evin içinde dolaşıp duruyorum öyle. Çok özledim oğlum. Allah sağlıkla Barışım, kavuştursun. Seni ben çok seviyorum oğlum. O da seni çok seviyor annesi. O zaman bu türkü, bu şiir bütün askerlere memleketlerimiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Özledim ömredim, öldük heledim. Aynalı beşikte balam, bebek beledim. Aynalı beşikte yavrum. Asker eyledim, gitti de gelmedi balam, buna ne çare. Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare. O elinde tuttuğum zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur. Görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum annem. Dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdı. Bir daha yazmayacakmış. Demek ki sevda ayrılığa bir ay dayanırmış. Ve asker ocağında terk edilmek de varmış annem. Asker ocağında terk edilmek de varmış. Bu mektubu sana yazıyorum annem. Bugün doğum günü 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaramı. Ve yorgan gibi üstümü örttü kar siperde. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi annem. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye anne. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Ne olur beni merak etme. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni.
Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı. Soğuk siperde yalnız bırakan sevgiyi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile vurup öldüreceğim. Hem aşkı hem de sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? Biliyor musun anne? O an hiç korkmuyorsun. Herkes ama herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm, ölüm aklımıza bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Sadece şehitler ıslanıyor anne. Sadece şehitler ıslanıyor. Şehitler ıslanıyor anne. Bir güzel simadır aklıma. Aşkın sevdasını can senin ıslan. Aşkın sevdasını can senin ıslan. Bizi kınamasın de gelmedi bana bunun için. Gitti de gelmedi sana bunun için. Doğum günüm bugün 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldı anam. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne? Zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfeğe, havai fişeğe, nohuta ve kara şimşeğe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni. Doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek bir de olmasa. Her şeye alıştım da anne. Bir tek alışamadım sevdiğimin başkasına gitmesine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağım. Kızma olur mu anne? Sitemim sana değil ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmeme. Geçen gece karakolu gene bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Belki garip gelecek sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? Biliyor musun anne? O an hiç korkmuyorsun. Herkes ama herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm, ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar gidiyor anne, canlar. Canlar gidiyor anne, canlar. Kim bilir ne zaman bahar? Kim bilir ne zaman bahar? Canlar gidiyor, canlar. Gitti de gelmedi can, buna ne çare. Gitti de gelmedi bana, buna ne çare. Allah hepsini yuvalarına inşallah kavuşturmayı kavuşturmayı.
kavuşturmayı nasip etsin. Asker anneleri yol bekliyor. Değil mi? Asker eşleri var. Çocukları, yol bekliyor. Babaları. Çocuklarıyla değil mi? Çocuklarını bırakıp gidenler var. Hatta hani o askerdeyken doğuyor da mesela yavrusu. Ya. Yavrusunu göremiyor. Evet. Değil mi? Benim askerlik dönemimde de buna benzer çok hikaye bizzat yaşadım ben. Çocuğunu 6 aylıkken, 8 aylıkken görebilen çok arkadaşım olmuştur. Değil mi? Tabii. Sen o zaman bekardın, rahat rahat askerlik yaptın ama hakikaten zor herhalde. Çok daha zordur. Yani evlenip de askere gidenlerin askerliği 2-3 kat daha zordur. Bitmezmiş. Bitmez. Değil mi? Evet. Şafak karanlık dedikleri o işte. Ama her şey de vatan için değil mi? Tabii. Her şey vatan için diyelim. Kısa bir reklam arası verelim reklamlardan sonra. Dönelim gelelim Naciye'ye. Binlerce kere teşekkürler ediyorum. En güzel alkışlar, bayram. Evet, hayırlı bayramlar olsun vatanımıza, milletimize, hepimize, bütün İslam alemine inşallah hayırlı bayramlar Fatih olsun. Hocam, kısacık bir ara hemen geliyoruz. Hayırlı bayramlar. Çok selamlar. Aleykümselam. Güneyler güne de gördüm neler, oy güneyler güneyler güne de gördüm neler. Söyleyin sevdiğime bensiz dünyayı neler, söyleyin sevdiğime bensiz dünyayı neler. Gidelim sinse, sinsin yolları çizse. Haydi gidelim sinse, sinsin yolları çiz. Ne dedim de darıldın, niye gelmiyorsun bize? Ne dedim de darıldın, niye gelmiyorsun bize? Yarın yolladım işe, yanıyorum güneşe. O dolu gözlerine kurban olurum işe. Vurudumu, ay vurumu vurumu, ay adam vurudumu. Öyle güzel dostları hiç adam unutur mu? Öyle güzel dostları hiç adam unutur mu? Trabzon Rize nazar demesin bize. Birbirini severek ancak çıkarıp düze. Birlik olalı birlik kazanla bir kaynasın. Çalsın bizim uşaklar Karadeniz oynasın. Çalsın bizim uşaklar Karadeniz oynasın. Sandıklara saklayayım, anası da bileyim, kızımla meraklıyım.
tüm renkleri Şebnem'le Fatih'te Giresunlular Derneği'ne. Halil Bey çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet Halil Bey sağ olun. Bütün İslam aleminin ve her mümin ve din kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı en içten duygu ve hislerimizle kutluyoruz. Sağ olun. Doğuda ve batıda dünyanın her neresinde olan bütün kardeşlerimize birlik ve beraberlik içinde yaşam ve yaşantısını sürdüren kulların zümresine ilhak olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten çok duyuyoruz sizi. Sağ olun. Biz de sizleri çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet. Teşekkürler ediyoruz. Evet. Burak ve Hatay mutfağı, Hatay sofrası. Fatih Bey sen iyi bilirsin Hatay sofrasını. Çok da severim. Ben aslında şimdi her sofrayı seviyorum da özellikle en sevdiğim, sen sürpriz yapmışsın bana. Hem Karadeniz hem Hatay. En sevdiği sofraları. Evet. Şebnem Hanım özel çağırdı vallahi. Geldik bize. Evet. Burak sağ olsun. Hep beni programlarımda böyle kırmıyor. En güzel sofraları bugün bizler için. Bugün de bayram tadında bir sofra mezelerimizden. Evet. Tuzla tavuğumuza, testi kebabına. Böyle bir sofra hazırladık size. Çok gerçi güzel yapmışsınız. Onu biliyorsunuz. Yalnız benim bu sofradan eve istediğim hiçbir yiyecek yok. Sadece sabunları istiyorum. Hepsisin ya. Biliyorsunuz değil mi Hatay sabununu? Fatih Bey şampuan kullanmaz. Evet. Evet. Bildiğiniz bu yeşil sabunu kullanıyor. Hatay sofrasının en meşhur yemeği ne? Şimdi Hatay sofrası çok geniş bir mutfak. Yani Hatay bir medeniyet şehri olduğu için birçok farklı kültür ve mezhep ev sahipliği yapmış. Şimdi burada gördüğünüz mezelerin hepsini siz aşinasınız ama misafirlerimiz evet bilmeyebilir. Evet. Humusundan tut abaganuşuna hepsi farklı. Abaganuş nedir mesela? Ya, patlıcan salatamız bizim Hatay usulü gene. Değil mi? Zeytinyağı ve nemek sözü. Evet. Abaganuş tam senlik. Neymiş adı? Neymiş? Abaganuş. Agabanuş. Hayır agabanuş değil. Söyle. Abaganuş. 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 Evet. Tamam öğrendi. Abaganuş. Abaganuş. Tattıralım sana bu Abaganuş'tan. Hatay'a İskenderun'a konsere gittiğimizde arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir Hatay sofrasında iftar yapmıştık. Evet. Bu Abaganuş'la. Fatih abi bizim Hatay öyle bir sofra ki yani. Aç oğlum ağzını. Ben evde de hep böyleydim biliyor musunuz? Çocuk bir zayıftı, bir zayıftı. Ben çalışıyorum, başkaları bakıyor diye. Ondan sonra bir sene bana dedi ki, anne dedi çalışma dedi. Ağlıyordu çocuk. Ben kesinlikle istemiyorum annemin çalışmasını valla. İstemiyorum diyor. Sokakta falan kim sorarsa Şebnem Hanım bu ara niye program yapmıyorsunuz? Bir kızıyor, bağırıyor. Annemi bırakın. Niye ama? Ha? Annem, babamı çok seviyorum. Ha. Onları yalnız bırakamıyorum. Ha. 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 Bir de çok anne güzel yapsın değil mi yemekleri? Kur'an parçası. Ha? Yemekleri de anne yapsın. Abaganuş güzel olmuş. Ellerine çok güzel olmuş. Beğendin mi? Her zaman. İşte onun dışında gene mütebbel var. Patlıcanlı yoğurtlu bizim. Ne bu? Mezemiz mütebbel. Mütebbel. Özü gene süzme yoğurt ve patlıcanla yapılıyor. Onun dışında tahin var içinde biraz. Ya Fatih Bey bunu da sana tattırayım ya. Hep oğluna veriyor demesinler. Kayınvalidem görürse der ki hep kendi oğlunu besliyor. Benim oğluma yazık değil mi? Der. Ha? Beğendin mi? Burak'cığım çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şebnem Hanım'la kırmıştık testimizi. Evet. Bu sefer ben Fatih Bey'i davet etmek istiyorum. Hadi öyle olsun. Hep beraber hep ben kırıyorum testiyi. Evet, bir de Fatih Bey kırsın şimdi testiyi. Nasıl kıracağım yalnız bana öğret de rezil olmayalım. Kaan gel bakalım. Fatih kısa parmağı testiyi kırıyor. Şebnem Hanım bizim tobakta yapılmış testimiz. Hatay usulü testi kebabımız bu. Hatay usulü testi kebabı. Şöyle tutalım abi. Şöyle şu çizgiyi çizgi çekelim abi oraya. Şuralara vura vura mı gideceğim? Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Hı-hı. Fatih bir dakika öyle değil. Bir dakika Fatih böyle olmaz. Hayır. Hayır bir dakika bir dakika. Bravo. Bir dakika. Bismillah diyelim. Evet. Ama şimdi testiyi Fatih kısa parmak kırdığına göre bir Hatay türküsü eşliğinde kırması lazım. Bence evet. Yani öyle değil mi? Bedavadan olmaz. Aman aman Bağdatlı. Ha, hayır. Ha, Antakya Müslüman. Allah en sevdiğim türküsü. Evet. Aman beni. Seko seko gel yanıma.
son güzelim. Nasıl edelim? Seko seko seko. Gel daha. Aman güzelim. Nasıl edelim? Seko seko seko. Gel yanıma. Alkışlar Atay'a gitsin. Evet. Maşallah. Atay biraz fazlasın olmuş. Bereketli miyiz maşallah. Bereketli. Maşallah. Allah bulamayanlara, olmayanlara nasip etsin. Amin. İnşallah. Hamile kardeşlerimiz varsa kusurumuza bakmasınlar. Allah herkesin birini bin etsin. Sofralarına bereket versin. İnşallah. İnşallah. Zor durumda olanları, dar durumda olanları görsün Rabbim. Amin. Bunu tadına bakın diye ben bir çatal verir sana canım. Şöyle vereyim. Bu daha temiz. Şöyle. Ustam Fırat bir... Ustam ellerine sağlık. Sen de nerelisin evet. Fırat? Hataylıyım efendim. Hataylı. Önce bakayım. aynı köydeniz. Hatay Yayladağ. Yayladağ. Tabii. Güzel yerdir. Hepsi şu an sizi çok seviyor zaten. Yayladağ'a bizden selam olsun. Evet. Şöyle. Ha. Ve en sonunda. Baboşa verelim. Baboşa. Sıcak tuzda olabilir. Tuzda tavuk var. Tavuk. Evet. Evet. Şebim tavukları Hanım. Pişirmişiz değil mi? Evet. Evet. Bunu hep pasta verecek miyiz? Şöyle dur. Şunu arkada verelim. Arkada. Buraya koy. Tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem. Hacıyı da çarşıya göndermişem. Ha, bu bayağı zahmetli bir... Estağfurullah. Ne kadar şöyle. Zahmetli bir şey? Kaç saatte oluyor bu şimdi Burak? Şimdi bu bizim 400 derecelik fırınımızda yaklaşık 3 saat gibi bir sürede tuzun içinde pişiyor. Ancak bir incelikleri var. Tuzun, tavuğun özel sosu var. Kendi sosu var. Onu hazırlamanız lazım. Salçalı. Allah'tan yemek programı yapmıyorum ve ben yemek programı yapmayı hayatta istemem. Zaten zar zor kilo veriyoruz şurada tam zayıflamışken. Geliyor yemekler görüyor musunuz? Bilmiyorum onun için vallahi. Yemiyorum arkadaşlar. Vallahi tatmıyorum. Ben bilmiyordum vallahi bunun içinde tavuk olduğunu. Hiç bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Değil mi? Gelen turistlerimiz olsun, gelen misafirlerimiz olsun. Gerçekten hepsi bu lezzeti seviyorlar yani. Evet. Yabancılar da seviyor yani. Tabii. Ellerine sağlık diyoruz. Şöyle, hem Fırat şöyle. Ustamıza hem Burak'a. Hatay Medeniyetler Sofrası, evet. Müthiş güzel bir görselle bize güzel bir bayram tabii. Sofrası hazırladılar. Vallahi hatta ben en böyle en güzel yapıyorum. Alkışlar Hatay'a gitsin. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Sağ ol Burak'cığım. Sağ ol, afiyet olsun. Her şey için sağ çok ol, teşekkür ne ediyoruz. Ne İyi ki varsınız. Sağ İyi ki varsınız. Sağ olun, evet, Anadolu'nun bütün renkleri değil mi? Şebnem'le Fatih'te bugün burada sergilendi. Burada da var Şebnem'le Fatih. Ne var? Ha doğru vallahi burada da diyor Şebnem'le Fatih var. Şimdi Kaan Şebnem'le Fatih programının resmini yapmış. Ama şimdi Şebnem'le Fatih böyle. Ama bir sorun babası niye profesör sakallı? Şimdi böyle babası bıyıkları kesti geçenlerde. O da dayanamamış babasına yine de bir bıyık konduruvermiş. Şimdi Fatih Bey bıyıkları kesti. Bana da dedi ki illaki saçlarını sen sarıya de her boyat. Sen şeyi söyledin. Sarıya boyat, sarıya boyat. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın türküsünü söyleye söyleye evde gezdi. O türküyü mü istiyoruz? Onu mu istiyoruz? Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana komamışsın. Haberin var mıydı benden, beni bana komamışsın. Keşke seni görmeseydim, sana gönül vermeseydim. Keşke seni sevmeseydim, sana gönül vermeseydim.
çirkin demeseydim. Lalalaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Şunu, evet, alkışlar gelsin. Diyorum ki niye söylemiyorsun? Ben çirkin demiyorum ki diyor. Ben böyle beğeniyorum diyor. Zorla ben yaptırdım. Ben kendimi koyu renk saçlı seviyorum. Fatih Bey beni sarı saçlı seviyor. İlla ki diyor ki sarı yaptır, sarı yaptır. Diyorum ki ya ben koyu renk saçlı seviyorum. E diyor bir de bir kere de benim hatırım için böyle yaptır. E senin hatırın için olsun dedik artık. Ne yapalım? Evet, evet. Şimdi o zaman artık... Şöyle bir Fırat'a doğru gitmenin vakti gelmedi mi? Bizim tarafa doğru da bir gidek ya. Biz öyle diyor. Hadi gidek, bir gidek. Fırat'a doğru gidelim. Haydi bakalım. Suyu akar, akar serindir, oy 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 oy. Ölem ölem derd o ölem, akar serindir, oy oy. Yârimi götürdü anam, kanlı zalimdi. Ölem ölem kanlı zalimdi. Nasıl nasıl gülem, oy oy oy. Daha gün görmemiş taze gelindi. Oy oy, ölem ölem derd o ölem. Taze gelindi, söyletmeyin beni anam, yaram derindir. Ölüm ölüm yaram derindir. Nasıl gülüm, söyletmeyin beni anam, yaram derindir. Ölüm ölüm yaram derindir. Nasıl gülüm. Ağıtlar yakar, oy 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 oy.
Söyletmeyin beni anam, yaram derindim. Öle ölem, yaram derindim. Nasıl gülüm? Söyletmeyin beni anam, yaram derindim. Öle ölem, yaram derindim. Nasıl gülüm? Değişik bir bayram oldu bu bayram. Ama hepimizin de böyle içindeki dışına taşlı, umarım bugün böyle gönlümüzdekileri yaşayabilmişizdir, yaşatabilmişizdir sizlere, öyle mi? Öyle değil mi? De, o zaman son olarak hiç şunu düşündünüz mü? Allah gecinden versin ama ben de hep düşünüyorum. Herkes de mutlaka düşünüyordur. Annelerimiz de var bunu yaşayan, teyzelerimiz de var. Ben size bugün Emine teyzenin hikayesini anlatacağım. Eşini kaybettikten sonra bayramı nasıl yaşadığını, biz bayramı bayram gibi yaşıyor muyuz? Yoksa çocuklar acaba bırakıp gidiyorlar mı? Anne, bu bayram gelemeyeceğiz, tatile gidiyoruz. Bu bayram şuradayız. Ama hadi bir dahaki bayrama diyenler var mı? Var değil mi? O zaman ben size gerçekten bir hikaye, bu gerçek bir hayat hikayesi. Ben bunu kaleme aldım. Bunu paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Özledim diyelim. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini. O sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Özledim tenini, kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini. O sesini özledim, gelmedim göz bebeğim, can yoldaşım gelmedim. Günaydın bey, bugün bayram, bayramın kutlu olsun. Biliyor musun, dün oğlun aradı, bu bayram geleceklermiş nihayet beni ziyarete. Hani geçen bayram tatile gitmişlerdi ya. Üzülmüştüm, ağlamıştım, dertlenmiştim yine sana. Gözlerim yollarda kalmıştı. Ben onları beklerken sen gelmiştin rüyama. Ağlama demiştin hanım, ne olur ağlama. Sabahına kız aramıştı Almanya'da. Sesi titriyordu anne derken. O da oralarda yapayalnızdı. Anadan ayrı, babadan ayrı, gurbet ellerde bayram geçer mi bey? Allah'tan damat vefalı çıktı da güldürdü yüzünü. Seni de alalım yanımıza dediler. Allah razı olsun. Yok dedim, ben gelemem. Ben evimi yurdumu bırakamam. Ben öyle uzaklara gidemem dedim. Ben seni nasıl yalnız bırakırım toprağında bey? Anılarımı evimi bırakamam. Yerimden yurdumdan ayrılamam. Anılar dedim de. Bak eski bayramlar geldi aklıma. Meğerse ne güzelmiş o günler. Hatırlar mısın? Hani kıza kırmızı bir rugan topu çalmıştık da yatarken başucuna koymuştum. Ya oğlan? Hatırlar mısın? Oğlan şekerlikteki bayram çikolatalarını bir günde bitirmişti. Sen de zeytinyağlı sarmalara hiç dayanamazdın. Birer birer tabaktan çalardın. Ne kalabalık olurdu bayram sofralarımız. Ne mutluyduk o zamanlar. Oysa şimdi bak bey,
dört duvar arasında işte böyle yapayalnız. Ne yapayım? İşte ben de böyle resmine baka baka her şeyimi sana anlatıyorum. Ben de böyle resminle konuşuyorum işte. Çocuklar büyüdükçe dertleri de büyür derlerdi, doğruymuş. Gitgide daha da uzaklaştılar. 40 yılda bir kapımı çalar oldular. Çok çalışıyorlarmış. Yorgunlarmış bey. Meğerse İstanbul'da mesafeler çok uzakmış. Olsun be, olsun. Onlar gelmese de, kapımı çalmasa da, onlar benim evladım. Onların canı sağ olsun bey. Onların canları sağ olsun. Onlar mutlu olsun. Seslerini duysam bana yeter. Biliyor musun bey? Yalnızlık da, yaşlılık da çok zormuş. Allah elden ayaktan düşürmesin. Keşke diyorum, keşke giderken beni de alsaydın yanına. Hani biz hiç ayrılmayacaktık. Hani bana söz vermiştin. Hani biz bu dünyada da, öbür dünyada da beraber olacaktık. Bak kaç sene geçti, hala almadın beni yanına. Artık dayanamıyorum bey, yaşamanın bir anlamı kalmadı. Öyle özlüyorum ki seni, sesini, nefesini, şurada öylece oturmanı, şu köşede şöyle ayakta durmanı, şuradan bana bakmanı, sonra arkasından bir türkü çağırmanı. Öyle özlüyorum ki be, öyle özlüyorum ki bu evin her köşesinde sen varsın. Gençliğim var, çocuklarım var. E şimdi bir de torunlarım var. Allah senden razı olsun. Yıllarca çalıştın, didindin, bir ev, bir de emekli maaşı bıraktın bana. Kimseye muhtaç değilim çok şükür. Nurlar içinde yat. Maaşından harçlık ayırdım torunlara. Dedelerinden bayram hediyesi olsun. Güle güle harcasınlar. Bak yarın onları da getireceğim mezarına söz. Ama ne olur sen de söz ver bir dahaki bayrama. Artık beni de al yanına. Artık beni de al yanına bey. Özledim seni, kokusunu özledim, sımsıcak nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim, gelmedin can yoldaşım, can yoldaşım gelmedin, özledim. Teninin kokusunu özledim, özledim sımsıcak nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim, gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin, özledim tenini. Kokusunu özledim, özledim sımsıcak nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim, gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Allah kimseyi yalnız bırakmasın, hayırlı bayramlar olsun. Vatanımıza, milletimize güzel bayramlar göstersin. Rabbim aydınlık güzel günler göstersin inşallah. Tüm Türkiye tek yürek, tek bilek olalım her zaman. Lütfen herkes yanındakinin elini tutsun. Hayırlı bayramlar olsun. Allah'a ısmarladık efendim. Bayramların bayram olsun Türkiye. Allah'a emanet ol Türkiye. Özledim sımsıcak nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim, gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Sizleri seviyoruz, Allah'a ısmarladık.